Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kısaca anlatacağım FIFA 2023 oyununun açmama sorunu ve açtıktan sonra takılma veya donma kasma probleminin nasıl çözüldüğünün %100 çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu açık ve net bir şekilde belirteyim. Bilgisayarımızın update, yani update'inin kesinlikle son sürümünün kurulmuş olması gerekli. Yani tüm driverlar kurulmuş olması gerekli ve daha sonra driver booster programıyla driverlarınızın hepsini güncellemeniz gerekli arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra orijin arkadaşlar biliyorsunuz EA üzerine geçmiş bulunmakta. Origin klasörünü, programını siliyoruz ve EA programını yüklüyoruz arkadaşlar. Bu programda şu an beta sürümünde. İleriki süreçlerde orijinal full sürüm haline gelecek ve sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde kullanabileceğiz. Gelelim FIFA 2023'ün çözümüne arkadaşlar. Oyunumuz Steam üzerinden satın almış olduğum bilgisayarım yerel disk C'ye kurulu. Buradan diskimizi açıyoruz. Program dosyalarına tıklıyoruz. Ve Steam klasörünü buluyoruz buradan. Steam klasörünü açtıktan sonra Steam APPS'ye giriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra Common klasörüne giriyoruz. Ve buradan FIFA 2023 oyununu seçtikten sonra Installer klasörünün içerisine girip buradan EA Anti-Cheat programına tıklıyoruz ve çalıştırıyoruz arkadaşlar. Buradan FIFA 2023 yüklü olan Anti-Cheat programını tümünü kaldır diyoruz arkadaşlar. Şu an Anti-Cheat programını kaldırmış bulunmaktayız. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra arkadaşlar oyuna sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde girebilirsiniz. İsterseniz bilgisayarı baştan başlatın, ön yükleme yapsın, ondan sonra da girebilirsiniz veya direkt de girebilirsiniz. Ben en ufak bir sorunla karşılaşmadım, oyunu açıyordu. Daha önceden dediğim gibi oyunu açmama sorunuyla karşılaştım veya açsam bile oyunda takılma ve aşırı kasma donma sorunu oluyordu, oynanmıyordu futbol oyunu. Ve bu şekilde %100 olarak çözüme kavuşturmuş olduk. Oyuna girip siz de sorunsuz bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Tabii oyunumuzun sıkıntısız hale gelmesi için Electronic Arts'ın yeni bir update'i çıkarması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu anti-cheat programı ne işe yarıyor? Oyun içerisinde hileyi engelleme amaçlı kurulmuş bir program. Arkadaşlar, bu şekilde çözüme ulaşmış bulunmaktayız. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.